Tarihte yaşanan iki buzul çağı arasında gelişen dünya, yeryüzündeki yetersiz ham madde yüzünden büyük bir karmaşaya tanık oldu. Dünyanın dört bir yanından haberler geliyor. Çaresizlik içindeki milyonlarca insan halka açık yerlerde toplanıyor ve ümitsizlik içinde dua ediyor. Farklı dinlere mensup vaizler dünyanın sonuyla ilgili olarak vaazlarını Birleşik Devletler'in sokaklarında vermeye başladı. Gözünü yıldızlara çeviren şirketler, uzayda ham madde arayan büyük gemilerde çalışacak insanlar aramaya başladılar. Yeni yetme çocuklar pilot olma hayaliyle büyüdü ve uzayda şirketler altında çalışmak için can atıyorlardı. Üç büyük evrensel şirketin uzay yarışındaki sürtüşmeleri sonucu insanlık yalnızca yeryüzünde değil, tüm evrende büyük bir kaosa sürüklendi. Uzay klanları bu şirketlerde çalışarak büyük baronlar haline geldiler ve böylece 3000. yılda uzay savaşları başlamış oldu. 2006 senesinde duyduğunuz bu hikayeyle birlikte herkesin oynayabileceği web tabanlı bir oyun çıkartıldı. Dark Orbit. Peki bu muhteşem hikayeli oyuna ne oldu? Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Quell. Charm Quell. ...2002 yılında Almanya'da Heiko Hubert isimli şu adam hızla büyüyen oyun sektörüne girmek için bir oyun şirketi kurmaya karar verdi. O dönemde çoğu oyunun bilgisayara indirilmesi gerekiyordu ve bu durum bazen olumsuz etkiler yaratabiliyordu. Bu durumun önüne geçmek ve insanların kolayca internet üzerinden oyun oynamasını sağlamak için Heiko, web tabanlı oyunları geliştireceği Big Point ismini verdiği stüdyoyu kurdu. Ve internet tabanlı oyunların öncüsü olmak ilkesiyle birlikte oyunlar geliştirmeye başladılar. Şirketi kurar kurmaz hemen çalışmalara başladı ve 2002 yılında Ice Fighter ismini verdiği web tabanlı oyunu geliştirdi. Ice Fighter oyunu çıktığında sektörde bomba etkisi yarattı. Henüz internetin ilkel kaldığı 2003 döneminde birkaç yıl içerisinde toplam 100 bin oyuncu sayısını geride bırakmıştı. Bu oyunla birlikte hem sermaye hem de ün kazanan Big Point şirketimiz Ice Fighter benzeri birkaç web tabanlı oyun daha geliştirdi. Ancak geliştirdikleri bu oyunlar çok sıradandı. Manager Game Soccer adında bir futbol menajerlik oyunları vardı. F1 isminde bir yarış oyunları vardı ve web tabanlıydı. Sonrasında Gladius isminde bir gladyatör oyunu yayınladılar ve bunun diğer gladyatör oyunlarından hiçbir farkı yoktu. İşte bu oyunların çoğu belli bir konu üzerinde sürekli kendini tekrarlıyordu. Birçok spor oyununu pek bir fark yaratmadan sadece web tabanlı olarak sundular ve bunun popüler olmasını beklediler. 1-2 yıl böyle denemeler yaptıktan sonra Heiko farklı bir şey yapmak istedi. Hikayesi olan web tabanlı bir MMORPG oyununun yapım aşamasına geçtiler. Heiko'nun 2005 yılında aldığı bu karar koca bir devin başlangıç hamlesiydi. Günlerce bu konu hakkında düşünen Heiko sonunda ekibiyle bir karara varmıştı. Başta anlattığım hikayeyi konu alan ve uzayda geçecek bir MMO oyununa karar kıldılar ve geliştirme sürecine başladılar. Bir yıl içerisinde oyunun geliştirme aşamasını tamamladılar ve Dark Orbit'in televizyon dahil internetteki her yerde reklamını yaptılar. Orbit, starte gleich mit einem mega Kampfschiff als Geschenk. darkorbit.de/mtv. Reklamlardan sonra 80 bin oyuncuyla birlikte kapalı betasını gerçekleştirdiler. Bu sayı o dönem için inanılmazdı. Şöyle özetleyebilirim. Facebook 2004 senesinde Mark tarafından ilk çıkartıldığında bir günde 20 binden fazla giriş aldı diye ilerleyen yıllarda bu hale geldi. Tamam, belki bir oyunla karşılaştırmak doğru olmaz ancak o dönemde binli sayılar oyunlar için inanılmaz kabul ediliyordu. İlk izlenimler olumluydu. Beta boyunca herkes Dark Orbit'i çok sevmişti. Bariz belli olan açıklar saptanmış ve Heiko'ya bildirilmişti. Kapalı betadan tam bir yıl sonra Aralık 2006 yılında tüm hataları giderildi ve sağlam bir oyun olarak tam anlamıyla çıkışını yaptı Dark Orbit. Oyun içerisinde uzay gemilerini sürdüğümüz ve yaratıkları kestiğimiz klasik bir MMORPG'ydi. Oyundaki gezegenlerin kendine ait şirketleri vardı ve bu şirketler altında çalışıp oyun içerisinde para kasıyorduk. Ayrıca aynı şirketten olan kişiler birbirlerini koruyorlardı. Ek olarak bir web tabanlı oyun olmasına rağmen birçok farklı uzay gemisi ve yaratık çeşitliliği bulunduruyordu. Big Point Dark Orbit'i çıkardığı günden itibaren çayır çayır reklam pompalamaya başladı. Hatta sırf Türkiye'de oyuncu çekebilmek adına şöyle reklamlar yayınladılar. Şimdi onlar düşünsün. Dark Orbit, bir uzay macerası. 2006'dan 2010'a kadar 3-4 yıl boyunca durmadan devam etti bu reklamlar. Çünkü inanılmaz bir oyuncu akışı vardı Dark Orbit'e ve o dönemlerde Türkiye'de devasa bir oyuncu kitlesine erişti. Çıkışından kısa bir süre sonra 2007 yılında 300 bin kayıtlı oyuncuya, 2008 yılında ise 1 milyon kayıtlı kişiye ulaşıldı. Big Point bu yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmadı, sürekli oyunculara etkinlikler ve yenilikler getirdi. Dark Orbit'in bu başarısı Big Point'e çok iyi gelirler sağladı ve Dark Orbit dışında onlarca oyun geliştirdiler. Birçoğunuzun bildiği Drakensang'ı, League of Angels, Game of Thrones'un bir çeşit oyununu ve Skyrim'i geliştirdiler. Tabii bunlara ek daha onlarca oyun yaptılar. 2012-2013 yıllarına geldiğimizde oyun altın çağını yaşamaya başlamıştı.
Toplam 20 milyon kayıtlı oyuncuyu geride bırakmış, koca bir dev halini almıştı. Ancak bu noktada bazı kötü olaylar patlak vermeye başladı. Oyunun oyuncu sayısı milyonları geçtiğinden Big Point server sıkıntısı çekmeye başlamış ve oyunda çok büyük lag problemleri çekmişti. Teknik sıkıntıların dışında oyun içerisinde tüm Rus oyuncular tek bir gezegen şirketine toplanmış ve oyunda gördüğü diğer Rus olmayan tüm kullanıcılara saldırmaya başlamıştı. Yeni başlayan oyuncular bu Rusların saldırısına maruz kalıp loot toplayamıyordu ve oyunda daha gelişemeden gıcık oluyorlardı. Ve böylece oyunu bıraktılar. Bu da yetmezmiş gibi Çinliler o dönemde bu oyuna da hile yazdılar ve oyunun forumlarında bot satışlarını başlattılar. Oyunu kendi kendine oynayıp hesabınızı kasan, tüm mobları kesen farm botları türemişti. Big Point her seferinde düzelteceğini söylese de bir şekilde işin içinden çıkamadılar. Şirket hileleri düzeltmeye çalışırken oyunda çok garip bir bug keşfettiler. Karşınızdaki oyuncunun hesabının üstte görünen site linkini birebir yazarsanız o kişinin hesabına giriş yapabiliyordunuz. Ciddi ciddi oyun Google'daki URL'lerinizi hesabınızı özel şifreliyordu ve siz bir şekilde karşınızdaki kişinin o URL'sini atmasını isterseniz size bildiğiniz hesabını atmış oluyordu. Böylece on binlerce Dark Orbit oyuncusunun hesabı bir anda çalındı. Big Point ise bu büyük hatayı haftalar boyunca çözemedi. Bu yüzden hesabı çalınan binlerce oyuncuyu kaybetti. Sonrasında Big Point kendini koca bir çıkmazın içinde buldu. Hileler oyun içi hataları bir türlü düzeltemiyordu. Bu yüzden ne yapacağını bilmiyordu. Bu durumda ekonomik açıdan güçlü ve oyunu düzeltecek teknolojiye sahip bir Asya şirketine tüm şirketi satmaya karar verdiler. 2016 yılına geldiğimizde Big Point'in tüm hisseleri 90 milyon dolara Yuzu Interactive isimli Çinli şirkete satıldı. Çin şirketinin her şeyi düzelteceğini düşünen kullanıcılar oyuna yeniden güvendi ve oynamaya devam ettiler. Ancak karşılaştıkları tek şey... Durdurdum burada. Siz söyleyin. Ne getirdiler? Big Point bu Çinli şirkete satıldıktan sonra oyuna getirilen ilk eklenti ne olabilir? Tabii ki pay to win içerikler. Hem de inanılmaz güçlülerdi. İnsanlara para yatırtıyorlardı ve onları kral yapıyorlardı. Ciddi manada Dark Orbit'te o kadar güçleniyordu ki insanlar para yatırdığında. Gemileri ölümsüz oluyordu. İşte bu pay to win olayı. Büyük bir kesimin oyunu direkt bırakmasına yol açtı. 2016 yılından sonra oyuncu sayısında ciddi azalmalar görüldü ve Dark Orbit günümüzde tamamen boş bir evren. Oyun içerisinde oyuncu bulunmadığından boş gözükmemesi için her tarafı botlarla doldurulmuş bir bataklık. Oyunu şu anda oynayan çok az bir kitle var ve onlar da parayla satılan botlarla birlikte hesaplarını kasmaya bırakmışlar. Kısaca koca bir şirketin Çinli şirkete satılmasının ardından çözülemeyen hileler, botlar ve pay to win içeriklerle oyunu batırmasının hikayesi.